şey, peki, hakim şu de anda yoktu, eşin pardon. Soner isminde biriyle birlikte olduğunu iddia ediyorsun. Evet. O beyefendi telefon attığında, Soner Bey. Merhabalar Hanım, iyi yayınlar. Selamlar, Emrullah Kılıç ve Meryem Kılıç evliliğinde sizin de isminiz geçiyor. Evet, doğru. Eşi Emrullah Bey'in iddiası şu, şu anda eşim iyileştikten sonra sizinle yaşıyormuş, sizinle beraber olduğunu iddia ediyor. Meryem Hanım'la beraber misiniz? Doğrudur Esra Hanım, Meryem Hanım'la beraber. Şu an yanınızda mı Meryem Hanım? Doğru, 3 yıldır beraberiz. 3 yıldır? Yani evet. 3,5 yıldır zaten ayrısınız, 3 yıldır da sizinle beraber. Esra Hanım şöyle düzeltme yapayım. Bu Emrullah 3,5 yıldır yanından sevgilisine kaçtı değil de orayı bir Türkiye bilsin. Ben onu Meryem'i Emrullah'ın yanından kaçırmadım. Divan'ı da kendi köyünden kaçırdım. Ve geçen sene ailesine de barıştık. Annesiyle, babasının, abileriyle barıştık. Mutlu bir yuvamız var. Peki şimdi öyle güzel anlatıyorsunuz ki Soner Bey. Ben onu kocasının yanından kaçırmadım. O babasının yanındaydı. Oradan kaçırdım diyorsunuz. O sıkıntı orada. İnsanlar i̇şte yanlış niye kaçırdığınızı, anlamaz. Niye kaçırdığınızı açıklar mısınız? Niye kaçma ihtiyacı duydunuz? Şimdi Esra Hanım ben daha öncelerini fazla bilmedim. Emrullah'la ne yaşadıklarını ben sonradan duyuyorum. Biz bundan 1,5 senedir köyünde kendine geldikten sonra benimle tanıştı sosyal medyada. Biraz zamanla kendimizi tanıdık. Ondan sonra bir bağ kurduk aramızda. Ondan sonra ailesine durumumuzu açtı. Benim de iki çocuğum olduğundan dolayı ailesi önceki çocukları kabul etmeyince bu da benden vazgeçirmedi. Ondan siz sonra evlisiniz Soner Bey. Şu an ben resmiyette bekarım ama imam nikahlı nikahımızı kıyırız. Bakın siz evli değilsiniz, siz bekar bir adamsınız değil mi? Evet. Yani istediğiniz insanla, sizin gibi bekar olan biriyle ilişkinizi, arkadaşlığınızı, flörtünüzü, evliliğinizi sürdürebilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Evet. Fakat birlikte olduğunuz hanımefendi resmi olarak evli ve boşanması gerçekleşmemiş. Esra Hanım, bu evli olduğunu ben sonradan öğrendim. Kaçırdıktan sonra bilgi... Ya fark ediyor mu? Ha kaçırmadan önce öğrendin, ha kaçırdıktan sonra öğrendin. Bu kadın evli. Evet. Yani iki tane de çocuğu var. O iki çocuğu hiç gördü mü? Çocuğunu görüp görmediğini ben bilmiyorum ama görüştürmüyorlarmış, aramış. Şu an Meryem yanımda, istersen... Valla lütfen ben Meryem Hanım'la konuşmak istiyorum. Tamam, tamam. Veriyorum efendim. İyi günler Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Eşiniz Emrullah burada. İddialarını duydunuz, dinlediniz. Önce ona cevap vermek ister misiniz? Evet Esra Hanım. Esra Hanım ben şiddetli geçimsizliklerimiz vardı. Eşimden sürekli şiddet ve dayak yiyordum. Bunalıma girerek evin balkonunda arkamla itildim mi kendimle düştüm. O an bilmedim. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Ablam, abilerim yanı başımlardaydı. Evet. Beni alarak köydeki baba ocağına götürüldüm. Dilim bile varmıyor. Oradaki şahıs eski eşim. Eski eşiniz değil, hala sizin resmi nikahlı eşiniz. Benimle ne aradı, ne sordu, ne de ilgilendi. Yardımcı oldular. Emrullah 3,5 yıldır itirafları reddediyorum. İddiaları reddediyorsunuz. Evet. Balkondan düştünüz değil mi? Dosyada da aynı şekilde yazıyor. Evet, ikinci balkondan düştüm. Bunalımı bilmiyorum. Peki, aileniz size sahip çıktı. O hastane tedavi bittikten sonra ailenizin yanında kaldınız. 3,5 yıldır çocuklarınızı görüyor musunuz Meryem Hanım? 3,5 yıldır çocuklarımı görmüyorum. Ailemin yanında da yani çocukların psikolojisi bozulur diye şahıs Emrullah Bey ve annesi konuşturmadı. Sen ablan görmek istedi, baban görmek istedi. Sen hiçbir zaman görmek istemedin bunu. Yalan söyleme. Sen yalan söyleme, yalan söyleme. Tamam mı? Hiçbir zaman görmek istemedin sen bu çocukları. Sen beni aldatıp gidiyorsun, kendini balkondan atıyorsun, şahitlerim var. Benim 500 tane şahidim var, hepsi bağlansın. Ankara'da bunun kendini koşarak balkondan attığını gören 500 kişi var. Hepsi bağlansın bu yayına. Karakola vermiş olduğun ifade var. Eşimi aldattığım için kendimi balkondan attım diye. Yoksa beni karakol serbest bırakır mıydı? O gün beni gözaltına aldılar.
Çocuğunuza şiddet uyguladınız mı? Size ait bir özel telefon varmış. Üçüncü kişilerle görüşmeyi bu telefon üzerinden yapıyormuşsunuz. Ve bu çocuk bunu beyan edince babaya ve babaanneye orada bir tartışma yaşanmış. Bu iddiaları doğru mu Emrullah? Çocukların haberi var mıydı bu yaşadıklarınızdan? Kullandırmıyor. Para verik. Bu da o kişi yakaladı. Evde birini yakaladı mı Emrullah? Hayır Esra Hanım. Yok çıktı. Esra Hanım çıktı. Diğer kapıdan çıktı. Diğer mutfak kapıdan kapısından çıktı. Yani siz eve geldiği sırada sizin evinizde başka biriyle beraber olduğunuzu iddia ediyor eşinizle. Böyle bir durum yaşandı mı? Esra Hanım ben bir şey demiyorum. Ben onunla boşanmak istiyorum. Meryem Hanım herhangi bir açıklama yapmak istemiyorsunuz. 3,5 yıldır hani çocuklarınızı görmediniz, göstermediğinizi iddia ediyorsunuz ama... Esra Hanım 3,5 yıl değil 5 yıl. 5 yıldır. Peki çok daha uzun bir süre. Çocukları alma konusunda bir girişiminiz oldu mu? Çocuklarınızı yanınıza alma konusunda anne olarak herhangi bir girişiminiz oldu mu? Esra Hanım ilk mahkemeye gittiğimde alacaktım. Hı. Mahkemede de belli. O sadece geri danıştım, düşündüm. Geri onlar delillerin peki Esra Hanım. Bir şey olsa, köpek kapsa beni mahkeme uğraştırırlar. Çocuklara bir zarar geldiğinde mi Emrullah seni mahkeme dolaştırırdı? Evet, evet. Yani onların huyu çok kötü. Peki, evet, Esra Hanım, çocuklara zarar hepsi. Verdiğinizi, yani siz anne olarak çocuklarınıza zarar verir miydiniz? Zarar verecek bir davranışta bulunur muydunuz? Yok Esra Hanım. O zaman niye böyle bir şeyden korkuyorsun? Normalde... ben çocuğumla ya da ayrılan bir insan çocuğuyla alakalı ya ben çocuğu da almayayım çocuğun başına da bir şey gelirse kocam beni sürüm sürüm süründürür diye düşünmez ki. Sen annesin, senin en iyi çocuklara senin bakman lazım. Bıraktığınızda kaç yaşındaydı çocuklarınız? Kaç yaşındaydı çocuklar bıraktığınızda? Biri 5-6 yaşında, biri de 3 yaşında mı falandı? Biri 3, biri 6 yaşında, yani 3,5 yıla. Emin misiniz yaşlarından? Aynen. Bıraktınız bu yaşlarda Esra Hanım, benim psikolojik sorunlarım olduğu için unutmuş olabilirim. Vallahi ablacığım şu anda biriyle beraber yeni bir hayat kurduysan hiç psikolojik sorunun falan yoktur yani. Ya Esra Hanım, bir insan doğurduğu çocuğun yaşını bilmez mi ya? Soner Bey'le kaç yıldır berabersiniz? 3 yıldır. Soner Bey'le ne kadardır berabersiniz? Meryem Hanım. Meryem Hanım duyuyor musunuz beni? Duyuyorum Esra Hanım. Soner Bey'le ne kadar yıldır berabersiniz? Kaç yıldır? 3 yıl Esra Hanım. 3 yıldır. Çocukları bıraktığınız süre 3,5 yıldır. 3 yıldır da onunla berabersiniz. Aslında iyileştikten sonra kendinize yeni bir hayat kurdunuz boşanmadan. 2 sene annem gelin yanında durdum. 3 senede bunu yandım. Çocuklarını görmek istiyor musun Meryem? Gerçekten. Esra canlı yayına çıkmak istemiyorum. Katılmayabilirsin. Çocuklarımın da psikolojisi bozulmasın görmek istiyorum. Hiçbir şekilde çocuklarını görmek istemiyorsun. Mahkemeye evet, psikoloji... bakın her türlü cesaretiniz var. Sosyal medyadan tanışıp çocuklarınızı bırakıp gidebilme cesaretiniz var. Ve mahkemeye de bakın 2019 Eylül ayında verdiğiniz beyanı okuyorum size. Diyorsunuz ki yukarıda belirtmiş olduğum adres benim adresimdir, bir akrabamın evidir, ben o adreste yalnız başıma yaşıyorum. Şimdi de diyorsunuz ki 3 yıldan beri ben Soner Bey'in yanındayım. Yani böyle gerçek dışı beyanlarla bir yalanın içerisinde, bir yalan hayatın içerisinde tutunmaya çalışıyorsunuz Meryem Hanım. Ve bu kadar da kolay bir şekilde de evlatlardan da verdiğiniz bütün dilekçelerde... Emrullah Bey'in açtığı davaya verdiğiniz cevap dilekçesinde de çocukları istemiyorum. Ben şunu bir sorabilir miyim? Kendi açtığınız boşanma davasında da çocukları istemiyorum. Meryem Hanım, çocuklarınızı gördü, çocukları görürseniz, çocuklar sizi gördüğünde psikolojileri neden bozulur, nasıl bozulur? Görmediği için Esra Hanım. Görmediği için. 5 yıldır görmüyorum. 5 yıldır görmüyor. Kendinizi bu konuda suçluyor musunuz? Suçlamıyorum. Vallahi ister aradan 10 yıl geçsin Meryem Hanım. O çocuklar sizi gördüklerinde gene o kollarını açıp size sarılmak isteyeceklerdir. Niye çocuklardan kaçıp onları yok sayıyorsunuz? Meryem.
Efendim Esra. Yani çocukların bugün psikolojisinin bozulacağını düşünen biri, çocukların psikolojisi hangi şartlarda bozulur bunu da bilir, değil mi? Evet. Çocuklarına kavuşmak için sana diyoruz ki bak bir fırsat. Acaba Esra'nın yoksa yanındaki adam mı? Bey'in çocukları var mı acaba? Onu da merak ediyorum. Yanınızdaki kişi mi çocukları istemiyor? Meryem. Efendim Esra. Birlik yani Soner Bey çocuklarınızı istiyor mu? Yok istemiyor. İstemiyor. Ben zaten kabul etmem. Niye kabul etmezsiniz? Esra Hanım ben fazla konuşamayacağım. Ablamı, yengemi, annemi. Evet. Annemi, ablamı, yengelerim, yengem bağlar mısınız? Valla şimdi ekip arkadaşlarım da Nazlı bir annesini falan da hemen yayına bağlamaya çalışalım. Eşiniz Emrullah Bey bir de ikinci çocuğunuzla alakalı şüpheniz vardı. Tekrarlar evet. Mısınız? Evet doğrudur Esra Hanım. DNA testi istiyorum. Çünkü bu kadar yaptığı şeyin içinde yani aklım almıyor. Yani süre uzun 30-35 günlük bir sürenin sonunda benim yanıma dönmeden 2 gün önce bana telefon açıyor. Ben gebeyim. Ya bir bayan bunu daha önceden fark etmesi lazım. Meryem Hanım. Esra Hanım. 6 yaşındaki çocukla çocukla DNA testi yapılmasını istiyor Emrullah Bey. Kafasında böyle bir şüphe oluştuğunu, çocuğun biyolojik babası gerçekte ben miyim değil miyim bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü eşim bana ihanet etmişti dedi. Tamam Esra Hanım yaptıralım. Yapılmasın. Esra Hanım şu numarayı bağlar mısınız? Hangi numarayı? Söylüyorum. Şu an canlı yayında böyle bir numara söylemeyin. Meryem Hanım o verdiğiniz numaradaki kişi ne diyecek? Kim? Asil sizsiniz, anne sizsiniz, evlatlarından velayetini istemiyorum diyen sizsiniz. Başka kişi bağlanıp Meryem istiyor çocuklarını mı diyecek? DNA ile ilgili iddiayı dile getiriyor. DNA'yı da diyorsunuz ki demek ki sizde böyle bir şüphe var. Yapalım diyor. Yapalım, yapılsın diyorsunuz. Şüphenen dolayı mı kendi yani sonuçtan emin olduğu için mi? Meryem. Efendim Esra. Sonuçtan emin olduğu için mi DNA testi yapılsın istiyorsun? Evet Esra Hanım. Yani biyolojik ama o çocuk da onda çıkarsa ben de ona mahkeme açacağım. Vallahi 5 yıldır boşanma davasını açıp onlara giderseniz sonra mahkemelere gidersiniz yani. Soner Bey'in çocuklarına bakıyor musunuz? Onu çok merak ettim. Evet bakıyor. Soner Bey'in bir oğlu var ona bakıyorum. Kaç yaşında? 12 yaşında. Annelik mi yapıyorsunuz ona? Evet. Onun annesi sizsiniz. Çok güzel yani yalnız bir çocuğa normal şartlarda bir evlilik yapılsa annelik yapmak güzel. Kendi evlatlarınıza annelik yapmıyorken o çocuğa baktığınızda içiniz sızlamıyor mu ya? Kendi evlatlarınızı düşünmüyor musunuz? Esra Hanım sızlıyor ama ağlıyorum. Çocuklarımı düşünüyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Hayır Esra Hanım düşünmüyor. Kesinlikle düşünmüyor. Buyur Emrullah. Hiçbir şekilde bahane üretmesin.